Düzce'de ormanlık alanların çokluğu sebebiyle birçok kişi ahşap ürünlerine ilgi odağı oluşturdu. Teknolojiyle birleşen ahşap ürünler Düzce El Sanatları Eğitim Merkezi'nde hediyelik eşyaya dönüştürüldü. Ahşap hediyelik eşyalar Anıt Park Meydanı'nda sergilenmeye başladı. Düzce Valisi Selçuk Aslan da Düzce'de üretimi yapılan ahşap hediyelik eşyaların sergisine katılım sağladı. Vali Aslan titizlikle üretilen el emeği, göz nuru eserlerine sahibi kursiyerleri tebrik etti. Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Konuralp bölgesinde başlatılan kazıların yanı sıra bölgeye şehir müzesi kazandırmak için de harekete geçti. Başkan Özlü, İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'u ziyaret ederek şehir müzesi kurulması için talepte bulundu. Başkan Özlü yaptığı açıklamada, Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy'u İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde ziyaret ettim. Konuralp'e bir şehir müzesi yapma düşüncemizi arz ettim. Turizm şehri Düzce hedefimizin çok önemli bir ayağı olan Konuralp bölgemiz, Düzce'mizin kalbi. Konuralp'e bir şehir müzesi yapılması konusundaki olumlu yaklaşımları ve samimi destekleri için Sayın Bakanımıza şükranlarımı sunuyorum dedi. Kaza Anadolu Otoyolu Bolu Dağı mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Ankara'dan İstanbul istikametine giden Tuğba İlitaş İdaresi'ndeki 48BA988 plakalı otomobil aynı istikamette seyir halinde olan Semişşehir İdaresi'ndeki 78YD827 plakalı kamyonu arkadan çarptı. Otomobilin kamyonu adeta ok gibi saplandığı kazada otomobil sürücüsü Tuğba İlitaş olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza sebebiyle İstanbul istikameti iki şeritten sağlanırken kaza bir başka aracın iç kamerasına da anbean yansıdı. Kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı. Çarpacak benim arkadaki arabaya, hasar bana kalacak sonra. He, şeylerin resmini çektim abi. Buradaki dediğim çocukken abi. Neyi? Altında böyle... Uf! Kaza oldu, kaza oldu, kaza oldu, kaza oldu, kaza oldu. Kaza var, kaza var, kaza var. Bak ben dedim, bak götüme girdi o kadar. Bak bak bak. Bak bak bak, götüme girdi o kadar. Öldü, yemin ederim öldü. Aha, tırın altına girdi, şerefsizim. Vay arkadaş ya. Bana mı vurdu? Vurdu. Yok lan, başka tıra vurdu. Gerizekalı. Öldü adam ya. Nasıl öldü lan? Kaza Anadolu Otoyolu Bolu Dağı mevkiinde meydana gelmişti. Ankara'dan İstanbul istikametine giden Tuğba İlitaş İdaresi'ndeki 48BA988 plakalı otomobil aynı istikamette seyir halinde olan Semişşehir İdaresi'ndeki 78YD827 plakalı kamyonu arkadan çarptı. Otomobilin kamyona adeta ok gibi saplandığı kazada otomobil sürücüsü Tuğba İlitaş olay yerinde hayatını kaybetmişti. Düzce Pakmaya Anaokulu personeli olan Tuğba İlitaş Sinop'ta son yolculuğuna uğurlanacak. Öldü, yemin ederim öldü. Aha, tırın altına girdi, şerefsizim. Vay arkadaş ya. Bana mı vurdu? Vurdu. Yok lan, başka tıra vurdu. Gerizekalı. Öldü adam ya. Nasıl öldü lan? Yangın Aydınpınar Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Doğukan Bey'in dükkanında bilinmeyen bir sebeple burger ocağı bir anda alev aldı. Paniğe kapılan iş yeri sahibi komşu esnaftan yardım istedi. Bunun üzerine komşu esnaf da elindeki yangın söndürme tüpleriyle olaya müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı.
Daha sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri soğutma çalışması yaparak inceleme yaptı. Ateşler mi oldu diye yazıyor. Abla yanıma geldi. Abi poşet işledi. Geldiğimde alev almıştı. Tüple müdahale ettik. Sağ olsun yandaki esnaf arkadaşlarla beraber söndürdük. Yani 4-5 yandı tüple söndürdük. İtfaiye haber verdik. Geldik dedi de yangını söndürmüştük. Olay yani, günleri var. Elektrik kontağından mı çıktığı değerlendirildi? Büyük ihtimal alttaki makineden, köfte pişirme makinesinden çıktığını düşünüyorum. Düzce Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü bünyesinde çocuk ve gençlerin zihinsel ve fiziksel gelişmelerine destek vermek amacıyla faaliyet gösteren Çocuk Üniversitesi'nde yıl sonu etkinliği düzenlendi. Profesör Doktor Erol Güngör Kültür Merkezi'nde gerçekleşen ve 2023-2024 eğitim öğretim yılında eğitim gören öğrenciler tarafından hazırlanan gösterilerin sunulduğu etkinliği Düzce Belediyesi Başkan Başdanışmanı Burçin Sarıcan, Başkan Yardımcıları Hasan Günden, Okan Kaltu ve Burak Coşkun, belediye birim müdürleri ile çocukların aileleri de izledi. Düzce Belediyesi tarafından vatandaşların hem meslek edinmesi hem de yeteneklerinin geliştirilmesi amacıyla düzenlenen meslek edindirme kursları bünyesindeki resim kursunun yıl sonu sergisi açıldı. Yağlı boya ve kara kalem eğitimlerinin verildiği resim kursuna katılan 33 kursiyerin yıl boyunca ortaya koyduğu eserlerin yer aldığı sergide 91 resim görücüye çıktı. Düzce Belediyesi Profesör Doktor Erol Güngör Kültür Merkezi'nde düzenlenen serginin açılış törenine Başkan Başdanışmanı Burçin Sarıcan da katıldı. Eserleri tek tek inceleyen Sarıcan, beğenisini dile getirdi. İnanılmaz güzel. Her alanda ben, hanımefendi, bizim hocamız, onun şahsında kıymetli burada bizim kursiyer olarak geçiyor ama onlar artık sanatçı olmuşlar. Ben hepsini tebrik ediyorum. Daha güzel, daha farklı, benzeri ve genişletilmiş sergilerimiz, etkinliklerimiz olacak. Ben hem Düzce Belediyesi'nin bu tür organizasyonların devam edeceğini müjdeliyorum. Hem hocamın hem de hanımefendinin şahsında hem kursiyerlerimize hem de emek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Düzce'de güvenlik güçleri tarafından suçların önlenmesi, azalması ve suçluların yakalanması için aralıksız denetimler sürüyor. Ekipler tarafından 3-9 Haziran tarihleri arasında yapılan uygulamalarda 43.010 şahıs sorgulandı. Yapılan sorgulamalarda ise araması bulunan 60 kişi gözaltına alınırken 28 şüpheli tutuklandı. Aramalarda ise 1 av tüfeği, 3 kuru sıkı tabanca, 6 ruhsatsız tabanca, 8 şarjör, 1 kesici delici alet ve 234 mermi ele geçirildi. Havaların ısınmasının ardından yuvalarından çıkan yılanlar şehir merkezinde çokça görülmeye başladı. Son olarak Memursen yolu üzerinde görülen yılanı vatandaş çıplak elle yakaladı. Asfalt üzerinde yakalanan yılan doğal ortamına bırakıldı. Nereden geldi? 1 metrelik yılan yakaladım. Belki de 1 metreden daha büyük. Hala canlı.
Sakarya'nın Arifiye ilçesinde yaşayan Salih ve Hanife Öztaş çifti, böyle güzel insanlar iyi ki varlar denilecek örnek bir davranışa imza attı. 53 yaşındaki Salih Öztaş, Arifiye Kaymakamlığı'nda çalıştığı görevinden emekli olduktan sonra servis işine başladı. Servis sahibi olan Öztaş, pandemi zamanında başladığı işinde sergilediği örnek davranışı bu yolda tekrarladı. Her gün aracında okula götürüp getirdiği ilkokul öğrencilerini, kendi çocuklarından ayırmayan Öztaş çifti, geçtiğimiz sene onları eğlendirip motivasyonlarını arttırdığı etkinliğe bu kez mangalı da ekledi. Bekir Sıtkı Durgun İlkokulu'nda taşıdığı 15 öğrenciye evinin bahçesini açan Öztaş çifti, mangalın yanı sıra hazırladıkları çeşitli yiyecekleri çocuklara ikram etti. Piknik havasında geçen programda çocuklar bahçede çeşitli oyunlar oynayarak gönüllerince eğlendi. Evet. Tabağını alan otursun. Hak var orada. Geçin köfteye tamam. Gel kutayım. Yusuf. Arkan benim. Bekir Sıtkı Durgun İlköğretim Okulu'nda öğrenci çekiyoruz. Geçen sene de oraya öğrenci çektik. Bu sene de işte 15 öğrencimiz var. Kirazca Mahallesi aşağı yukarı ağırlıklı olarak oradan toplayıp Bekir Sıtkı'ya taşıyoruz. İşte çocuklara sene bitiyor. İşte bir senenin yorgunluğunu atmaları için işte bahçede bir piknik düzenledik. İşte onlara ufak bir hediye babında bir yemek ikramı. Ondan sonra inşallah hostes ablaları birer hediye verecek onlara. Çocuklar seviyor bu işleri. Biz de bu sene yine bunu yapmaya çalıştık. İnşallah seneye devam ederiz. Biz bu işe başladığımızda geçen sene bir farkındalık yaratmak için yaptık biz bu işi. Bu sene de devam ettirdik. Geçen sene acemilikti diyelim. Bu sene biraz daha büyüttük, mangal yaptık çocuklara. Çok sevindiler. Ya bu mesleği yaparken ben daha doğrusu bu mesleğe girerken şöyle düşünmüştüm. Yaptığımı iyi yapayım. Hani iş olsun diye değil, servisçiliği layıkıyla yapayım diye girdim. Piyasadakinin bir tık üstüne çıkmaya çalıştık hep. İnşallah başarılı olmuşuzdur. Geçen sene yaptık, iyi dönüşler oldu. Bu sene de yaptık. İnşallah bu birkaç sene daha devam ettireceğiz bu işi. Geleneksel yaparız bunu. Velilerin dönüşü çok güzel oldu. Geçen seneden örnek vereyim. Bütün veliler çok sevindi. Daha önce görmemişler. Sadece servis öğrenciyi evden almış, okula bırakmış, okuldan alıp eve bırakmış ve servisçilik bitti mantığı gidiyorlar. Benim mantığım öyle değil. Ben çocuğu sabah alacağım, okulda takip edeceğim, hastalığında takip edeceğim. Sabah evden niye çıkmadı, geç kaldıysa sebebi ne? Bunların hepsini kendimizce bir yol bularak takip etmeye çalışıyoruz. İşimizi iyi yapmaya çalışıyoruz. Bir farkımız olsun istiyoruz. Bahçeyi İşte böyle bir imkanımız var. Çocuklar da seviyor bu bahçeyi. Bahçeye getiriyoruz işte. İnşallah devam edeceğiz böyle. Şimdi biz çocukları okuldan çıkışında alıyoruz. Evlerine dağıtmak yerine bahçemize getiriyoruz. Bahçemizde onlara bir iki saat kadar eğlenti, işte yemekti, ikramdı, şuydu, buydu sağlayıp sonra 4.30-5'e doğru yine evlerine dağıtıyoruz. Ailelerin bilgisi dahilinde zaten bir grubumuz var. O grupta devamlı iletişim halindeyiz. Çocukların nerede olduğunu biliyorlar. İşte biz evimizin adresini yazıyoruz, konumunu atıyoruz. Veliler kafası rahat. Gel, tamam, gel bakalım. Ne diyeceksin? Söyle. Gel, gel. Aynen. Yine oyun oynadık, yemek yedik. Yine mutluyuz. Ya güzel. Yani seviyorum. Böyle bir araya gitmek de beni heyecan yapıyor. Yaz terim oynadık. Ondan sonra sandalye kapmaca. Şişe çevirmece. Yani trencilik. Dolayısıyla eğlendik işte bahçede. Yemek yedik, oyun oynadık. Geçen sene sadece mangal yapmamıştık. Hep her şey aynı. Çok mutluyum. Eğlendiğimiz için, hep birlikte olduğumuz için. Oyun oynadık, sohbet ettik, yemek yedik.